Sallayınca kendi elinden geliyor. Herkese merhaba. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Az sonra programa başlayacağız, yaklaşık bir saat sonra. Ve bugün birlikteliğimiz 1,5 saat sürecek. 16.30'a kadar yine dinamik bir program yapmayı umuyoruz. Sizleri de bekliyoruz bu programa. Transfer konusu çok sık gündemde doğal olarak. Çünkü artık transferde geriye sayım başladı. 1 Şubat itibariyle transfer dönemi sona eriyor. Bu süre içerisinde pek çok gelişme olur. Örneğin Beşiktaş, Wagner Love için Alanyaspor'la kesin olarak anlaştım. Bunun yanıtını vereceğiz. Eğer olmazsa Portekiz'den Dombey'i transfer edecek mi? Ki Dombey'e de daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Rusya'da oynadığı dönemlerde iyi ve efektif bir forvet olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken kadroda düşünmeyen oyuncuların ayrılığı da söz konusu. Beşiktaş bölümlerimizde bunu işleyeceğiz. Galatasaray'da pek çok alternatif var. Sol bek için hem Bursaspor'lu Aziz Behiç'ten bahsediliyor hem de Yunan milli takımında sol beki olan Watford'da oynayan Holebas'ta anlaşıldığı iddia ediliyor. Andrei Ayew konusunu dün işlemiştik. Bugün Galatasaray Emre Akbaba için bir girişimde bulundu mu? Andrei Ayew ile birlikte Loic Remy hala gündemde mi? Trabzonspor'un da gündeminde olduğundan bahsediliyor biliyorsunuz. Bu konuya değineceğiz. Emre Akbaba konusunda Başakşehir ve Fenerbahçe bir transfer yarışına girdi mi? Yine işleyeceğimiz konulardan bir tanesi bu Fenerbahçe bölümümüzde. Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'deki son duruma bakacağız. Ve Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'daki son durumu da sizlere aktaracağız. Trabzonspor'un da bir transfer daha yapma ihtimali var. Ön bölgeye oyuncu arıyor ama tabii biliyorsunuz Ndoye, Burak Yılmaz ve Rodayaga var. 3 tane forvetten bir tanesinin, ki bunlar 2 tane yabancı, Ndoye ve Rodayaga olacaktı hiç kuşku yok ki, takımdan ayrılması söz konusu. Bunun karşılığında Loic Remy'yi aldı mı? Dün söylemiştik, Levante ile anlaştığı iddia ediliyor Loic Remy'nin. Gerçekten böyle bir durum var mı? Kanarya Adaları'ndan, İspanya'dan yapacağımız bağlantıyla bunun bilgisini de sizlere aktaracağız. Program içerisinde tabii değişik konulara da değineceğiz. Anadolu Futbol bölümlerimizde yine konuklarımız olacak. Onlardan bir tanesi de Antalyaspor'un başkan yardımcısı Şefik Öz olacak. Biliyorsunuz şu anda, daha doğrusu size bir son dakika bilgisi vereyim. Şu sıralarda Eto'nun menajeriyle Antalyaspor yönetimi bir görüşme yapıyor. Bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Galatasaray gerçekten Eto'ya talip oldu mu? Bunu soracağız Antalyasporlu yöneticiye. İyi bir program olacağını umuyorum. Sizleri de bekliyorum. Saat 15'te başlıyoruz. 16.30'a kadar devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.